Ne zaman Anadolu'dan İstanbul'a gitsem Kocaeli'den geçerken gözüm hep İsmet Paşa Stadı'na takılırdı. Bu stadyum nice yıldız oyuncu ev sahipliği yapmış ve nice büyük takımın korkulu rüyası olmuştu. Zaten Kocaeli denince benim aklıma Pişmaniye ve Sanayi'den önce Kocaeli Spor geliyor. Pek çok futbol sever için de eminim böyledir. Kocaeli Spor Türk futbolunun efsanesi midir? Kesinlikle evet. Peki Kocaeli Spor'u efsane yapan neydi? Önce ondan bahsedelim. Ardından Kocaeli Spor'u ölüm uykusuna yatıran ve bu uykudan uyandıran şeyler neler oldu bir hatırlayalım. Hazırsanız hepinize iyi seyirler diliyorum. Kocaeli Spor ilk defa 1979-1980 sezonunda o zamanki adı 1. lig olan Süper Lig'de oynama hakkı elde etti. 8 sezon orta sıralarda mücadele ettikten sonra 1988'de ligi veda etti. Bu dönemde öne çıkan isimler bir sonraki jenerasyona ilham verdi. Böylece Kocaeli'de futbolun kaderi değişmiş oldu. 1991-92 sezonunda Kocaeli bir rüyayı yaşadı. O sezon gol rekorları kıran Kocaeli Spor, Türkiye Kupası 6. turunda Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi. Süper Lig'e yükselmesinin ardından bütün kent yöneticisiyle, futbolcusuyla, taraftar ve basınıyla bir bütün oldu. Kocaeli Spor artık bir futbol takımı olmanın ötesindeydi. 1992-93 sezonun ilk maçı Kocaeli Spor rakibi Kayseri Spor'u tam 7 golle geçti. Kadrosunda Bülent Uygun, Faruk Yiğit, Saffet Sancaklı ve Mert Meriç gibi Türk futbolunun önemli isimlerini barındırıyordu. Takımın başında Güvenç Kurtar vardı. Süper Lig'e merhaba dediği sezonda tam 12 hafta ligin zirvesinde kaldı ve ligin ilk yarısını lider tamamladı. Sezonu 4. sırada bitiren Kocaeli Spor'da Saffet Sancaklı 17, İbrahim Ergun Kula da 18 golle ligi tamamladı. Kulüp UEFA Kupası'na katılma hakkı elde etti. Geçen sezon alt ligde mücadele eden Kocaeli Spor artık Avrupa'da mücadele edecekti. Kulüplerin tarihinde bir döneme damga vurmuş efsane kadrolar vardır. Kocaeli Spor'un da efsane kadrosu 1992-1993 kadrosudur. Kocaeli Spor UEFA Kupası'nda o zamanlar Jose Mourinho'nun tercümanlık ve gözlemcilik yaptığı ve Figo'nun da ilk 16'da yer aldığı güçlü bir kadroya sahip Sporting ile eşleşti. Çekişmeli geçen ilk karşılaşma İsmet Paşa Stadı'nda 0-0 berabere bitti. Deplasmanda ise 2-0 yenilgiyle sonuçlandı ve Kocaeli Spor turnuvaya veda etti. Kocaeli Spor önümüzdeki sezonları sırasıyla 6. 9. 5. ve 7. sırada bitirdi. 7. liğin geldi 1996-97 sezonunda Türkiye Kupası'nda o günlü, hamili, şota ve ünallı Trabzonspor'u devirdi ve kupayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Spor alt sıralarda mücadele eden sıradan bir takım değildi, büyük takımlara kafa tutuyordu. Kocaeli Spor 1997-98 sezonunu 10. 1998-99 sezonunu ise 5. sırada bitirdi. Kocaeli Spor'un oturmuş bir kadrosu vardı. Bu takımda forma giyen pek çok isim sonradan Türk futboluna katkı sağlamaya devam etti. Saffet Sancaklı neredeyse her sezon gol krallığında zirveye ortak oldu. Ardından rekor bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Fahrodin Ömeroviç ve Mişko Mirkoviç Türk vatandaşı oldu. Bülent Uygun, Faruk Yiğit, Orhan Ak, Evren Turhan, Zeki Önatlı, John Leşiba Moşe ve Tayfur Havuççu gibi daha adını sayamadığım pek çok futbolcu Kocaeli Spor forması giymiş isimlerdi. 3 büyüklerde forma şansı bulamayan Orhan Kaynak, Tarık Daşgün ve Mustafa Özkan gibi yetenekli isimlerin ilk tercihi yine Kocaeli Spor oldu. Görüldüğü üzere Kocaeli Spor gözde bir kulüptü. Gençler Birliği ile birlikte İstanbul takımlarına en fazla oyuncu gönderen, Türk futboluna büyük katkı sağlayan, altyapıdan milli takıma pek çok oyuncu yetiştirmiş nadir kulüplerden biriydi. Yine bu dönemde UEFA, Kupa Galipleri ve Intertoto Kupası'nda toplamda 6 kez ülkemizi temsil etme fırsatı buldu. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sadece Kocaeli ve komşu illerin değil tüm Türkiye'nin üstüne bir kabus gibi çöktü. Deprem Kocaeli Spor'u olumsuz etkiledi. Evsiz kalan insanlar Kocaeli Spor'un tesislerine ve İsmet Paşa Stadı'na sığındı. Bölgede faaliyet gösteren Sakarya Spor, Darıca Gençler Birliği, Yalova Spor ve Gölcük Spor deprem sebebiyle ligden çekildi. Kocaeli Spor'a da bu teklifi yapıldı. Fakat depremden etkilenip evsiz kalan insanların tek umudu, tek moral kaynağı Kocaeli Spor'du. Kocaeli Spor teklifi reddetti ve ligden çekilmedi. Futbolcular yıkımın olduğu yerlere, çadır kentlere ziyaretler gerçekleştirdi. Zor şartlar yaşayan halk ile takım bütünleşti. Moral motivasyon yüksek tutulmaya çalışıldı. Ne var ki kulüpteki pek çok yerli ve yabancı oyuncu yıkımın sebep olduğu olumsuz durumdan etkilendi ve aileleriyle birlikte Kocaeli Spor'dan ayrıldı. 1999-2000 sezonunda takımda sadece 14-15 oyuncu kalmıştı. O sezon vatandaşların yaşadığı İsmet Paşa Stadı'nda karşılaşmalara çıkamayan Kocaeli Spor ilk yarıyı 10. sırada bitirdi. Takımın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. İkinci yarıda bütün maçlarını içeride oynadı.
Kent bu zor zamanlarda öyle bir bütünleşti ki stadyumda tek bir boş koltuk bile bulunmuyordu. İnsanlar çadırlarından çıkıyor, maça gidiyor ve tekrar çadırlarına dönüyordu. Kocaelispor'un bir marşında diyor ya, ne deprem ne alem yıkılmadık biz. Tam da böyle oldu. Deprem Kocaelispor'u yıkamadı. Kocaelispor o sezon ligi 12. sırada bitirdi. 2000-2001 sezonunda ise 13. oldu. 2001-2002 sezonunda kulübün tek bir odağı vardı, o da vefakar taraftarı mutlu etmekti. Sezon başlamadan önce özel bir turnuvada Arsenal ile karşı karşıya gelecekti. Teknik patron Hikmet Karaman maçtan önce Arsene Wenger'e gidip UEFA'da sizi yenen Galatasaray'ı deplasmanda yendik, yedeklerle değil tam kadro çık demişti. Arsene Wenger de biraz tırsmış ve öyle yapmıştı. Bergkamp, Pires, Vieira, Eşlikol ve diğer yıldızlarıyla Körfez'in karşısına çıkan Wenger, Karaman karşısında sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Ligdeki 11.liğe rağmen takım Türkiye Kupası'na dolu dizgin gidiyordu. Finalde Beşiktaş'a karşı alınan 4-0'lık galibiyet bütün kentte coşkuyla kutlandı. Kocaeli kenti artık yaralarını sarmaya başlamıştı. Kocaelispor 5 yıl aradan sonra ikinci kez kupayı kaldırma başarısı göstermişti. Metin Mert, Dobrovski, Nuri Çolak, Cihan Aspolatlı ve Serdar Topraktepe gibi isimler kulübü sırtlayan, Türk futboluna sihirlen isimlerdi. İki kupalı Körfez 2002-2003 sezonunda felaketi yaşadı ve ligi son sırada tamamlayarak küme düştü. Burada en önemli faktörlerden biri 1. Hakem hatalarıydı. 2. 13 yıldır hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Kocaelispor Başkanlığı'nı yapan Sefa Sirmen'in milletvekili olmasının ardından görevi bırakmasıydı. Sefa Sirmen Kasım 2002'de istifa etti. İstifa etmeden önce kulüpteki pek çok yıldız isim başka takımlara transfer oldu. Sirmen'in ve yeni yönetimin gerçekleştirdiği transferler ise tam bir fiyaskoydu. Gürcistan'dan oyuncular alındı fakat bu oyuncular hiçbir şekilde kulübe katkı sağlamadı. Ayrıca kulübün kasası da bomboştu. Devre arası kampına gitmek için sağdan soldan borç bulundu. Teknik direktör Güvenç Kurtar'ın çabaları takımı ligde tutmaya yetmeyince kaçınılmaz son gerçekleşti ve Kocaelispor bir alt kümeye düştü. 2003-2004 sezonunda ezeli rakip Sakaryaspor Süper Lig'e yükselirken Kocaelispor ise aynı ligi 5. sırada bitirdi. Bir sonraki sezon zirve yarışını bırakmadı fakat tekrar 5. oldu. Aynı yıllarda Kocaelispor'un 400 bin TL tutarındaki devlete ödenmesi gereken prim borçlarını ödemediği gerekçesiyle Sefa Sirmen'e icra geldi. Sefa Sirmen ise bunun siyasi bir karar olduğunu iddia etti. Ardı ardına gelen 9.luk ve 11.liğin ardından Körfez 2007-2008 sezonunda şampiyon olmasını bildi. 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Körfez ilk 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Ardından ligi 17. sırada tamamladı ve tekrar 1. lige düştü. Bu durum felaketler zincirinin henüz ilk halkasıydı. Bu sezonda yapılan transfer yanlışları kulübün başını tam 10 yıl boyunca ağrıtacaktı. Yüksek maliyetli yıldız oyuncular transfer edildi. Kızıl Yıldız'dan transfer edilen 3 yabancı oyuncu dışında Serhat Akın, Murat Hacıoğlu, Serdar Kulbilge, Tolga Seyhan, Fatih Akyel ve Kemal Aslan gibi tam 32 oyuncu transfer edildi. Kulübün toplam borcunun 50 milyon TL olduğu açıklandı. Taraftar Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ve sanayicileri protesto etmeye başladı. Sezon ortasında kulübün isim hakkı ve logosu alacaklara karşılık haczedilmeye çalışıldı. 2009-2010 sezonunda 1. ligde yer alan Kocaelispor maddi sorunlarla boğuşmaya devam ediyordu. Başkan Muammer Çelik kentten taraftarlar hariç kimseden destek bulamadığını açıkladı ve ardından bir çadırda yaşayıp açlık grevine başladı. Başkan 5 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Tam 11 yıl sürecek ve kulübün üstüne kabus gibi çökecek olan transfer yasağı uygulandı. Takım tekrar küme düştü. Sezon sonunda eski başkanlar ve üyelerin bir kısmı usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. 2010-2011 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. olan Kocaelispor'da tam 20 oyuncu Körfez Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Peki kimdi bu Körfez Futbol Kulübü? Elbette hepinizin tahmin ettiği gibi Kocaelispor'a alternatif olarak kurulan bir kulüptü. Bazılarına göre Kocaelispor artık tarihin tozlu sayfalarına karışacaktı. Borçları ödemesi imkansızdı. O zaman bu efsane sona ermeli, yeni bir kulüple yeniden doğmalıydı. Oyuncular bu yüzden bu takıma transfer edildi. Kocaelispor'un tesisleri yokken bu kulübün tesisleri vardı ve şartları oldukça iyiydi. Ödemeler hiçbir zaman sorun olmayacaktı. Kocaelispor'da göreve gelen her yönetim, Türkiye'nin bir numaralı sanayi kentinden sağlanan gelirleri kötü kullanıyordu. Gelen başarısızlık beraberinde sanayicileri ve yöneticileri kulüpten soğuttu. İş adamları kulübe yardım etmek istemedi. Belediyeye ait olan Körfez Belediye Spor'un ismi değiştirildi ve Körfez Spor oldu. Ardından bir değişiklik daha yapıldı ve ismi Kocaeli Futbol Kulübü adını aldı.
TFF itiraz edince kulübün ismi Körfez Futbol Kulübü oldu. Renkleri ise yeşil, siyah ve kırmızı olarak belirlendi. Böylece alternatif bir kulüp kurulmuş oldu. Kocaeli Spor 2011-2012 sezonunda puan silme cezası aldı ve bir kez daha küme düştü. 3. ligde mücadele etmeye başladı. Borçlar ödenemedi. Kocaeli Spor genç oyuncularla maçlara çıkmak zorundaydı. O sezon sadece 9 puan toplanabildi ve 130 gol yiyerek 3. lige düşüldü. Tesislerden Sefa Sirmen adı kaldırıldı. 2012-2013 sezonun başında kulüp tesissiz kaldı. Kocaeli Eğitim Vakfı tesisleri otele çevirmişti. Artık Kocaeli Spor bu tesisler için kira ödemek zorundaydı. FIFA borçları sebebiyle kulübün 3 puanı silindi, genç oyuncularla mücadele edilmeye devam edildi, lig 14. sırada bitirildi. Kocaeli Spor bir türlü karanlıktan çıkamıyordu. 2013-2014 sezonunda yardım kampanyaları düzenlendi fakat yetersiz kaldı. Nisan ayında bölgesel amatör lige düşmeleri kesinleşti. 2014-2015 sezonunda Başkan Bahri Yavuz, Kocaeli Spor siyasete alet olmayacak, devlete sırtını yaslamayacak, kendi kendine idare edebilir bir güçte olacak, halkın parası halk için harcanacak açıklaması yaptı. Kulübün o dönem toplam borcu 40-45 milyon arasındaydı. Başkan göreve geldikten sonra geçmiş başkanların borçlarını açıkladı. Böylece geçmiş yönetimler ifşa edildi. Borç bırakmayan başkanlara ise teşekkür edildi. Kocaeli Spor'un kurtulması için ya kulübün borcundan sorumlu olan 210 yönetici bir araya gelecek ve haciz ve diğer yaptırımlara maruz kalacak ya da Kocaeli Eğitim Vakfı tesisleri Kocaeli Spor'a devredilecek ve bu tesislerin satışından gelir elde edilecekti. Elbette pek çok isim bu haciz ve diğer yaptırımlara maruz kalmamak için odağını KEV tesislerine yöneltti ve bu tesislerin satış için uğraşmaya başladı. Başkan sıfırdan bir kadro kurdu. İnsanlar kulüpten uzaklaşmıştı ve destek vermeye çekiniyordu. Dolayısıyla maddi zorluklar devam ediyordu. Kulübün tesisi yoktu. Sezon boyunca 14-15 farklı idman sahası kullanılmak zorunda kalındı. Bazı isimler Kocaeli Spor'a zorluk çıkarmak için elinden geleni yaptı ve müsait oldukları halde tesislerini kullanıma açmadı. İlkokul öğrencilerine 10.000 kalem silgi seti dağıtıldı. Valiliğin emriyle okul zilleri "Sen yeşilsin, ben siyah, aşkın ölene kadar" marşı yapıldı. Burada amaç Kocaeli Spor sevgisini çocuklara aşılamaktı. Kulüp ve valilik üstüne düşen görevi yaptı fakat kentin ileri gelenleri pek de bir katkı sağlamadı. Siyasiler kulübe pek destek olmadı. Buna rağmen Hodri Meydan desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Maça gelin çağrısı yapıldı, geldiler. Forma alın dendi, aldılar. Deplasmana gidin dendi, gittiler. Destek olun dendi, yardım kampanyalarına bizzat görev aldılar. 8 Aralık 2014'te oynanan Büyükçekmece Spor karşılaşmasına 20.745 taraftar iştirak etti ve bölgesel amatör lig seyirci rekoru kırıldı. Kocaeli Spor uzun bir aradan sonra tekrar ulusal kanallarda boy gösterdi. Körfez Ligi 4. sırada bitirdi. Maddiyatı Kocaeli Spor'dan daha önde tutan isimlerle anlaşma sağlanmadı. Bu arada kulübün kurtuluşu için Başkan Bahri Yavuz KEV Başkanlığı'na aday oldu fakat seçimleri kaybetti. Aynı sezon Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri AŞ, Körfez Futbol Kulübü'nü devraldı. Kulübün ismi Kocaeli Birlik Spor Kulübü oldu, logosu değiştirildi. Burada amaç Kocaeli Spor'un anısını yaşatmaktı. Tabi unutulan bir şey vardı, Kocaeli Spor henüz ölmemişti. Ne Hodri Meydan ne de diğer Kocaeli Spor sevdalıları armasını ve ruhunu satmadı. Kurulan alternatif kulübün yüzüne bile bakmadı, borç batağı içinde olan sevdalarını amatör ligde gönülden desteklemeye devam ettiler. Kocaeli Spor 2015-2016 sezonunda bölgesel amatör ligde başarılı olarak 3. lige yükseldi. Kısıtlı imkanlarla fakat inançlı bir anlayışla bu başarı gelmişti. İzmit'te taraftarlar sabaha kadar kutlama yaptı. O sezon kulüp için güzel bir gelişme daha yaşandı. Başkan Bahri Yavuz KEV Başkanlığı'na seçildi ve kulübün maddi sorunları konusunda önemli bir adım atılmış oldu. 2016-2017 sezonu yine maddi sıkıntılara gebeydi. Ekim 2016'da kulübün toplam borcu 25 milyon olarak açıklandı. Kocaeli Spor bir kez daha puan silme ve küme düşürülme tehdidiyle yüzleşti. Tam bu noktada kulübe can suyu veren iki gelişme oldu. Birincisi satışa çıkan tesislere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent konutun talip olmasıydı. İkincisi ise Twitter'da başlatılan kampanyaydı. Adana Demirspor ve diğer kulüp taraftarları maç gelirlerini Kocaeli Spor'a bağışladı. 2016-2017 sezonunda takım ligi 4. sırada bitirdi ve playoff oynadı. Finalde Altay ile karşılaştı. Kocaeli Spor o gün penaltı atışları neticesinde trajik bir şekilde 2. lige yükselemedi. Ekim 2017'de tesisler toplam 55 milyona satıldı. Bu bedelin 40 milyonu sponsorluk yoluyla aktarılacak, geri kalanı ise transfer tahtasının açılması için kullanılacaktı. 2017-2018 sezonunda İsmet Paşa Stadı'na veda edildi.
2018-2019 sezonunda kulüp yeni stadına kavuştu. Murat Şeker'in yeni stadına çektiği bir video var. Hem videoyu hem Murat Şeker'i takip etmenizi tavsiye ederim. Burada çok güzel bir detaydan bahsediyor. Kocaeli'de futbolcu isimleri anons edilirken doğdukları ilçe ve köy anons ediliyor. Örneğin 10 numaralı formasıyla Rahmiyeli Burak Süleyman. Çünkü futbolcuların çoğu Kocaeli'nin öz evlatları. Yine o sezonun başında Saffet Sancak'la öncülüğünde Efsane Geri Dönüyor isimli bir kampanya başlatıldı. 2 ayda 100 bin lira toplandı. Belediye Burunga tesislerinin kulübe verilmesi için çalışmalara başladı. Valilik çeşitli yerlere yazı gönderdi. Ayrıca belediye kulübe çok güzel bir otobüs armağan etti. Takım 3. ligi 2. sırada bitirdi ve playoff hakkı kazandı. Bu sefer yarı finalde Yeni Çorum Spor'a elendi ve bir kez daha 2. ligin kapısından döndü. Sezon sonunda Başkan Yavuz görevi bıraktığını açıkladı. Başkanın idaresinde kulüp çıkışa geçmişti. Evet, ne var ki titiz çalışmalara rağmen transfer tahtasının açılması ve önümüzdeki sezonun giderleri için 20 milyon açık bulunuyordu. Kulübün alacaklarının tamamı ödenmemişti. Ötelenen borçlar vardı. Takım bir türlü 2. lige yükselemiyordu. Eleştiriler sertti. Başkan kendini savundu. Zaten göreve gelirken hayal satmadığını söylüyordu. TFF'deki 100 dosyanın 75'ini kendisi temizlemişti. Altyapıya sayısız genç kazandırmıştı. Kulübü siyasete bulaştırmadığı için partiler tarafından sevilmediğini iddia ediyordu. Yapılan bir ankette katılımcıların %50'si Başkan Bahri Yavuz'u başarısız bulurken %44'ü ise başarılı bulmakta. Ayrıca bir ara başkan istifa sözleri de tribünlerden yükselmişti. Bu arada Kocaeli Birlik Spor Kulübü'nü unutmadık. Kulüp 2017-2018 sezonunda el değiştirdi ve o sezon 3. lige düştü. 2018-2019 sezonunda teknik direktör değişiklikleri kulübe bir getiri sağlamadı ve takım amatör lige kadar düştü. Kocaeli Spor'da ise 2019-2020 sezonunda kulüp başkanlığına Kartepe Belediyesi eski başkanı olan ve aynı zamanda eski futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de amcası olan Hüseyin Üzülmez seçildi. Başkanın ilk vaadi transfer yasağının kaldırılması oldu. Başkan sözünde durdu. 10 yıldır süren transfer yasağı yapılan görüşmelerin ardından kaldırıldı ve 13 futbolcu transfer edildi. Bahri Yavuz döneminde yaptırılan fakat ödemeleri aksatıldığı iddia edilen devlet borçlarının tamamı ödendi. Kulübün başını yıllardır ağrıtan Kızıl Yıldız borçları için girişimde bulunuldu. Toplamda 300 bin euro olan borcun 50 bin nakit ödendi, kalan borç 5 takside bölündü. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın maddi ve manevi açıdan kulübe katkı sağlamaya devam etti. Sponsorlara aracı oldu. Hatta transfer tahtasının açılmasında ve aslında her şeyde katkısının büyük olduğu da yazılıp çizilmekte. Takımın göğüs sponsorunun sık sık çevreci eylemleri konu olan belediye iştiraki İzaydaş olduğunu da görmekteyiz. Büyükakın aslında belediye başkanı olmadan evvel genel sekreterlik ve valilik görevlerindeyken de Kocaeli Spor'a destek oluyordu. Eski haberlere baktığımızda çözülen her sorunda ve yapılan her kampanyada Büyükakın ismini görebiliyoruz. Ayrıca Kocaeli Spor'un partiler üstü olduğunu, siyasi bir çıkar gözetmediklerini de sıklıkla dile getirmekte. Başkan Üzülmez sezon başında valiyi, milletvekillerini, ilçe belediye başkanlarını, siyasi partilerin il başkanlarını ve sanayicileri bir araya topladı. Kocaeli Sanayi Odası destek sözü verdi. Kocaeli Spor'un geleceği için görüşmeler yapıldı. Bununla birlikte kulüp halen 2003 yılından kalma borçlarını ödüyor. Alacakların arasında kulübün efsanesi Saffet Sancaklı, Aziz Yıldırım ve Yılmaz Vural da geliyor. Bu borçların bir kısmı kapandı, bir kısmına ödemeler devam ediyor. Başkan yaptığı bir basın toplantısında ödemeler konusunda kolaylık sağlayan ve sağlamayan futbolcu ve teknik direktörleri tek tek açıkladı. Yönetim bu sezon bağışlar, anlaşmalar, sponsorluklar, bilet satışı ve kampanyalardan toplam 18 milyon TL kaynak sağladı. Kaynağın tamamını burada sizlerle paylaşıyorum. Burada belediye iştirak, reklam yazan kalem ise geçtiğimiz dönemlerde Kent Konut ve İzaydaş ile yapılan sponsorluk anlaşması olduğunu düşünüyorum. Yönetim ayrıca alacaklılar ile yaptığı pazarlıklar sonucu 12,5 milyon TL'lik indirim elde etti. Bunu da belirtmekte fayda var. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Ağustos 2019'da KEV'den 7 milyon lira borç istemiş fakat halen bu vakfın başkanlığını sürdüren eski başkan Bahri Yavuz bu talebi reddetmiş, bilginiz olsun. Kocaeli Spor'un deplasman giderlerini yöneticiler şu an kendi ceplerinden karşılıyor. Bundan sonra sezon sonuna kadar her deplasman masrafını 3'er yönetici karşılayacak. Son olarak Aralık ayında belediyeye ait 3 otopark Kocaeli Spor'a devredildi. Parti ayırmaksızın bütün belediye meclis üyeleri bu konuda hemfikir oldu. Ha bu arada şunu belirtmem şart, kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez Temmuz ayında kulübe yaklaşık 1 milyon TL borç verdiğini açıkladı.
Üzülmez yönetiminin yaptığını iyi düşündüğüm bir hamle garanti ücreti düşük tutup performansa dayalı primleri yüksek tutması. Oynayan, emek sarf eden, çabalayan oyuncu parasını fazlasıyla alıyor. Yani garanti parayı alıp yan yatmak yok. Günümüzde Kocaelispor'un maçlarını zaman zaman 20 bin seyirci izliyor. Bunların 4 bine yakını kombine sahibi. Gittiği deplasmanlarda saygıyla ağırlanıyor. Siyasi isimler parti gözetmeksizin protokolde yerini alıyor. Belediye başkanı otobüs terminalini yeşil siyah renklerle bezedi. Maç günü ilçelerden stada otobüs çalışıyor. Billboardlar maç günleri Kocaelispor için ayrılıyor. Bunu hem AK Partili Büyükşehir Belediyesi hem de CHP'li İzmit Belediyesi gerçekleştiriyor. Şimdi bir özet geçelim. Kocaelispor kötü yönetim ve geçmiş borçlar sebebiyle amatöre kadar düşüyor. Bu arada alternatif bir kulüp kuruluyor. Bu kulüp belediye kulübü ve sanayicilerin bir kısmından destek alıyor. Ardından Kocaelispor'un başkanı Bahri Yavuz oluyor ve çileli fakat geleceğe ümitle bakılan bir dönem geçiriliyor. Takım transfer yapamadan genç kadrosuyla 2. ligi zorluyor. Alternatif takım ise bu arada küme düşüyor. Son olarak Üzülmez başkan seçiliyor. Kulüp başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı arası iyi ve her galibiyette, çözülen her sorunda, atılan her imzada büyük akını görüyoruz. Belediyenin sponsorluğu birkaç yıldır gözde görülür düzeyde. Son sezon 10 yıldır kapalı olan transfer tahtası açılıyor, kulübe kaynak sağlanıyor, tesisler tahsis ediliyor ve transfer yapılıyor. Kentte parti gözetmeksizin herkes kulübe destek olmak için çabalıyor. Yönetimde müzakereci anlayış hakim ve kulüp başkanı seçilirken bir tartışma ortamı değil, uzlaşma ortamı sağlanmış. Bu uzlaşma kültürü Türkiye'de pek yaygın değil, o yüzden Kocaelispor bu noktada örnek teşkil etmiş oluyor. Kocaelispor şu an 53 takımlı 3. ligde en fazla puan toplayan takım ve 2. lige yükselme ihtimali çok yüksek. Özetle gümbür gümbür geliyor. Son olarak alacakları olanlar Kocaelispor çıkışa geçince kulübün kapısını çalmaya başlamışlar, kulübe icra gönderiyorlarmış. Taraftar ve pek çok futbolsever Kocaelispor için geleceğe ümitle bakıyor. Zaten Kocaeli, Samsun, Sakarya ve Eskişehir gibi şehirlerin yeri amatörlükler değil, Süper Lig. Kocaelispor'u yokluktan kurtaran yegane şey ne oldu peki? Söylüyorum, Kocaelispor sevgisi oldu, Hodri Meydan oldu, uzlaşma kültürü oldu. Her şeyden önce Hodri Meydan alternatif takıma sahip çıkmadı. Arma sevdasından vazgeçmedi. Güçlerinin yettiğince kulübe yardımcı oldu. Forma aldılar, deplasmana gittiler, sesleri kısılıncaya kadar bağırdılar. Bu yüzden kulübün olası başarılarında katkıları kesinlikle inkar edilemez. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada 99 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizden kum çeken ve malzemeden çalan apartman diken katil yavşakları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.